mutfak kültürüyle baş döndüren Çankırı'da şimdiki durağımsa fazlasıyla lezzet. Tatlı görünce şekeri çıkanlar, yemeklere dayanamayıp iştahı kabaranlar, yaz yaklaşırken diyet yapanlar, aman bu görüntüleri izlerken dikkatli olun. Selamun aleyküm. Aman aman. Estağfurullah. Allah bak sağ ol. İşte ya şu güzelliğim. Ya ana dediğin bak yani evladı görünce ayağa kalkacak. Vallahi bak bu Çankırılı'nın güzelliğini de gösteriyor. Estağfurullah. Ben ayağınızın altına duz olam ayağınızın altına duz. Vallahi Allah razı olsun. Kız ne yapayım Çankırı tuz deyince tuz olam aklıma geldi vallahi benim. Yok. Ha? Baklavası da meşhur. Sade olmuyor tabii. Yani acısı da meşhur. Tatlısı da. Her şey meşhur. Tatlısı da meşhur. Çok şükür elhamdülillah. Kız anaları ben özlemişim ya. Vallahi uzun zamandır hiç analı program yapmayınca herhalde benim öyle ana krizim tutmuş yani vallahi. Hiç yok mu aranızda size? Oo bir tane bak çaktırmadan. Ama öyle yani. Gelinlere taktık oğlum. Ha? Altın bilezik kalmadı. Gelinlere taktık. Kız artık işiniz gücünüz yok da gelinlere mi çalışıyorsunuz? Gelinlere çalışırız. Gelinler baş tacı. Bizim işimiz gelinler. Yani gelinlerle uğraşmak mı yoksa onlara... Yok onlara iyilik, hürmet, sevgi... Onun için uğraşıyorsunuz tabii, yani. Tabii. Bizde gelinlere kaynamak yok. Gelinle başımızın tacı, gönlümüzün ilacı. Bazen o ilaç yan etkide yapıyor mu? Olmuyor. Ha? Olmaz. Yan tesirleri de var mı bu ilacın? Hayır, yapmaz. Bizimkine yapmaz. Çarpıntı, karın ağrısı. Yapmaz bizimkine. Açıldı gelininden duruyor, onu söylesin. Kayınvalideminle 42 sene oturdu. Gelinimle 25 senede oturuyorum. Nerede o gelin ya? Evimde. Evde. Kayınvalidem de çektirmedi, ben de gelinime çektirmedim çok şükür elhamdülillah. Maşallah ya. Sen ne yaptın abla? Sende biraz dert var. Senin hayır, hiç dert değil. 45 sene ben oturdum kayınvalidemle. Anamın ona 15 sene. Evet, var mı arttıran? En son 45'te kaldık. 50 yoksa 45'te bırakacağım. Evlilik evliyim, kayınvalidem yeni vefat etti. Kayınvalidemle 45 sene kaldım, anamın 15 sene kaldım. 15 yaşında kocaya geldim. Kaçacaktı koca. Bakın gelmesin. Çok enteresan bir şey. Annemle 15 sene kaldım diyor. Kayınvalidemle 45 sene kaldım diyor. Şimdi ben buraya niye geldim? Nereye gittik ha gene? Anaları görünce mutlaka bir gelin kaynana işi olacak herhalde. Biz de şimdi bir baklava yapacağız, size yedireceğiz. Ama şimdi tatlı konuştuk. Tatlı da devam edelim. Çerkeş baklavası denilen Türkiye'de değil dünyada nam salmış bir baklavanın ev baklavasının, bakın gördüğünüz gibi tamamıyla her şeyi doğal olan baklavanın yapımını göstereceğiz. Ne özelliği var bu baklavanın? Bizim çerkeşimiz her yerden bir ayrı hamur işlerine düşkün ve baklavamız daha meşhur. Aha. Bir sırma baklavamız var, bir de yedi göbekli. Özel günlerde gelinlerimiz düğün olup giderken yaptığımız baklavalar, iki çeşit baklavamız var. Sırma baklava, yedi göbek baklava. Biz ikisini de yapacağız mı? Yapacağız. Evet, şimdi malzemelerine bir bakalım. Nedir malzemeleri? Bir tepsi baklavaya, bir kilo süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, iki yumurta, yeter kadar tuz, yumuracağız onu. Bu baklava gerçekten dünya üzerinde nam salan bir tada sahipmiş. Ben açıkçası tatmadım. Bu benim eksikliğim. İnşallah kenara çekiliyorum. Bir taraftan siz baklavayı yapıyorsunuz. İnşallah Keydal onu tek tek gözüm aracılığıyla gösteriyor. Ardından da sadece buraya anaları görmeye gelip de eli boş gidilir mi? Şöyle Çerkeş'in, Çankırı'nın yemeklerini de arada ama arada kaynatırsınız. Ben istemiyorum da yine ki izleyici için, izleyenler için kaynatırsınız. Alkışlarla başlayalım hadi bakalım. Mutfağın sultanları annelerim baklava yapımı için yoğurt ve yumurta ilavesiyle bir hamur yoğurdu. Bu hamuru incecik açtıktan sonra ortaya baklavanın olmazsa olmazı ceviz çıktı. Anneler içine ceviz serpti yufkayı, oklavayla şekillendirerek iri iri dilimledi. Peki Çankırlı anneler bununla yetinir mi hiç? Tatlısından tuzlusuna binlerce alkış alacak muazzam bir sofrayı da göz açıp kapayıncaya kadar tek tek donattı. Vallahi yine sözün bittiği yerdeyiz. Yani yapacak başka bir şey yok. Yani ilk defa yemeklerden önce tatlı ön plana çıktı. İlgimi çekti ama yan tarafa bakıyorum ya Çerkeş bir ilçe yani küçük bir ilçe olarak görebilirsiniz ama öyle bir yemek kültürü var ki yani sırf o yemekler için burada bir hafta resmen kamp kurulur. Sadece bunun için şunu göstermem yeterli. Allah aşkına yani
Hayatınızda hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ha, bu kadar estetik bir şey gördünüz mü bilmiyorum. Pırasanın dolmasını yapmış benim kurban olduğum yaradana analarım. Şurada bir şey var. Yani bu da soğan dolması. Bakar mısınız ama yani soğan artık iflas etmiş ya. Ben soğanlıktan çıktım, beni yaprak olarak kabul edin demiş. Yani böyle bir şey yok. Yani bu seferlik de öyle kabul edin Çerkeş'te demiş yani. Şunu direkt ağzınıza aldığınız andan itibaren nasıl eriyeceğini düşünün. Allah aşkına yani düşünün. Yani düşünün, ben yemiyorum bari siz düşünün yani. O kıvam. Ama deşmeyin yaramı. Evet. Kız kurban olayım kız. O kız ekranlardakine söyle. Amanın kul hakkına kadar giriyor diyorlar. Amanın. Dur bakalım dur. Şimdi şunu bir alabilir miyim? Of, Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Bohça mırmız. Efendim? Bohça hamur. Bohça hamur. Yani bohça gibi olduğundan dolayı. Evet, mı? İçine su girmesi lazım. Yine bir Anadolu gerçeği. Yani bakmışlar ki Kayseri mantıyı almış. Biz bunu nasıl çözeriz diye. Bohçaya benziyor ya bakın. Mantı hemen bohça hamurla. Ama o Kayseriler daha küçük yapıyor. Biz biraz daha büyük yaparız. İçine su girecek böyle. Dört tarafından büyüyecek hamur içinde. Bu sofra öylesine zengin ki hangi köşesine baksan yüzüme bambaşka bir lezzet takılıyor. Şurada bir orijinallik seziyorum ben. O nedir? Çerkeş kurabiyesi. Çerkeşimizin kurabiyesi. Çerkeş'in kurabiyesi. Bakın abla şunu bir verin, kurban olayım. Bana bir verin ya. Ben dayanamayacağım artık. Gerçekten şöyle bir koyalım da şuraya. Bir kere öncelikle şunu söylemekte fayda var. Bu nasıl bir estetiktir? Yani bu nasıl bir estetiktir? Bu nasıl bir parlaklıktır? Normalde bizim hani çekmiş olduğumuz börekler, gerçekten güzel börekler çekiyoruz ama öyle bir parlıyor ki yani zaten bunu görüp yememek mümkün değil. Yani resmen ben buradayım diye işaret ediyor. Üzerinde yağ mı var? Yağ var. Yağ var. Neden yapıyorsunuz? Bu yumurta, un, hamuru. Çerkeş böreği mi diyelim buna? Çerkeş'in su böreği. Çerkeş'in su böreği. Hemen şöyle bir tane, bakın bir tane açıyorum. Hatta bir tane daha açayım. Araları kıymalı, ortalama 15-20 tane. 22-25 tane. Evet, 22-25 tane. Şöyle hatta göstereyim. Dünyada ve Türkiye'de nam salmış iki tane tatlının sunumuna. Bunlardan bir tanesi sırma baklava. Diğeri de yedi göbek. Acaba buna ne yapacağız? Şöyle getir abla şerbetini. Onu da ben yapayım. Şifa olsun diyerek Rabbim inşallah olmayanlara da versin diyerek şöyle abla getirdi ve Bismillah diyerek depemize şerbet yağıyor kıvamında. Nar gibi kızaran Çerkeş baklavası sonunda şerbetle buluştu. Ama Çankırı'nın tatlı kültürü onunla da sınırlı değil elbette. Siz kenarda onu yaparken ben de finale geçeceğim. Abla şunu bana bir ver. Şunu alın ablacığım şöyle. Of, Allah'ım sen yardım et. Gerçekten yani hani insanoğlunun yaşadığı sınavlar vardır ya. Şu an benim ekran karşısında sizin adınıza her şeyi yapıyorum ya. Sizin adınıza yememek aslında çok güzel bir şey değilmiş. Onu söyleyeyim. Sizin adınıza yemek güzelmiş. Ama inanılmaz bir sınav. Yani şuradaki kıvrımlar, kıyılar, köşeler, her bir göbek ve her bir öbeği tek tek görmek, şu ayrıklıklara çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani birazdan ben onun göbeğini alacağım, çıkartacağım. Siz de şahit olacaksınız nasıl kolay çıktığına. Ver ablacığım bana. Buyur. Hiç yapacak bir şey yok. Bismillah diyorsunuz. Bakın. Of. Ben buna söyleyecek bir şey bulamam. Bakın. Çıtır çıtır. Ama bunu açayım mı gözüm? Eğer bunu açarsam gerçekten ciddi manada Çerkeş'in nüfusu bir anda 50 bine çıkar. Hamburger kıvamında ama of, şuraya bakar mısınız? Yani artık bitmiş yani, iş bitmiş. Bunun adı yedi göbek Çerkeş baklavası.
Çerkeş gerçekten yemek konusunda çok önemli. Biz de iyi ki buraya gelmişiz diyoruz. Madem maceracı en fazla Türkiye'deki yöresel ve güzel yemekleri size tanıtan bir program. Alın elinizde malzemeler, bunu yapan çok güzel anneler ve bu yemekleri yiyebileceğiniz çok hoş, nadide bir ilçe. O zaman size düşen çoluğunuzu çocuğunuzu alıp buraya gelmek. Şimdiden afiyet olsun alkışlarla. Buyurun Sayın Başkanım. Buyurun gelin beraber inşallah. Hadi anneler, ablalar, başkanımla beraber yiyelim. Damak kuvvetli lezzet erbapları. Son sözüm size. Çankırı'da tatmanız gereken bu lezzetleri kaçırırsanız inanın pişman olursunuz. Benden söylemesi.